bir şey yemeden onu mu içiyorsun öyle? Yok anne, yemeyeceğim. Çünkü bu göbeğin erimesi lazım. Hangi göbeğin? Sen ona göbek mi diyorsun? Bak esas göbek burada. Ama olsun. Yani kafede ne bulduysak yediğimiz için göbek oluyor. Sen onu boş ver. Tatlıdan uzak dur, gerisi boş. Rejim filan hikaye. Olsun. Ben bundan kurtulayım da o zaman düşünürüm. Aa. Kim geldi bu saatte? Barış. Barış. Ha. Ben demiştim. Ne haber sevgilim? Annem evde. İyiyim Barış. Annem evde, merhaba demek ister misin? Tabii isterim. Anne, Barış geldi. Aa, öyle mi canım? Hoş geldin Barış. Nasılsın? Sağ ol Betül, sen nasılsın? İyiyim ben de. Buraya gelmen senin yolunu uzatmıyor mu çok? 20 dakika uzuyor ama bu problem değil ya. Problem değil diyorsun. Aynen. Peki, kafede görüşürüz. Hadi çıkalım biz. Hadi canım, iyi dersler. Güzel kızım, görüşürüz. Kolay gelsin, akşamüstü görüşürüz. Tamam, güle güle. Anne. Efendim canım? Ablam Barış'la evlenecek, biliyor musun? Öyle mi dersin? Unuttun mu? Ben geleceği görebiliyorum. Peki senin görüp de bizim göremediğimiz, bilmediğimiz başka şeyler var mı? Aslında var. Mesela neymiş o? Anneannem. Anneannen mi? Anneannem aslında şu an sizin gördüğünüz kişi değil. Bir dakika, nasıl yani? Gel de sana gerçek anneannemin resmini göstereyim. Dur bir dakika, nereye? Ay bir dakika, öyle yapma, nereye gidiyoruz? Ben kızım, durum işte. Tamam, geldik de ne var burada? Anneanneme bak. Bakıyorum. İyi bak. İyi bakıyorum. Bu gerçek anneannem. Hepinizin hatıralarını sildi. Şimdiki hali yerine hafızalarınıza bu halini koydu. Kararı sana bırakıyorum. Hadi bakalım, ne yapmak istiyorsan yap. Yavuzlar gelene kadar hallet bu meseleyi. Bana bak, şimdi sen onu çağıracak mısın? Yoksa ben sihirle getirteyim mi ha? Bir dakika dur bakalım, orası benim yerim. Şu olaylar bir yatışsın, hemen zamanı ileriye atacağım ve sen bir an önce duyacaksın. Göster bakayım sihirli tılsımlı kolyem. Periçem beni izliyor mu? Ben anlamıyorum. Ama böyle bir şey yok. Ama inanamıyorsun, işte sizi de yapmıştık. İşte aynı şey. Hayır. Evet, diye çünkü kıyafetle bunu biliyordu böyle. Gözlerime inanamıyorum. Annem hepimize öyle bir sihir yapmış ki hepimiz onu gençliğindeki gibi görüyoruz. Olur mu hiç öyle şey? Annen her zamanki anne. Buyurun, bakın buyurun, işte sizi de sihirlemiş. Beni sihirlemeye hangi peri göze alabilir? Periliçem, müsaade ederseniz size bu durumu ispatlayabilir miyim? Çatonuzda annemin hiç fotoğrafı var mı? Tabii var. Peki onu görebilir miyiz? Elbette görebilirsin. Hadi gidelim. Otur Betüş.
Annenin geçen kış çekilmiş resmi. İnanamıyorum. Demek geriye kanıt bırakmamak için fotoğrafları da sihirlemiş. Bir de şimdi bakın Periliçem. Bu size birini hatırlatıyor mu? Dikkat etmemiz gereken başka bir şey daha var. Annem öyle görünüyorsa, eğer ben bu yaşımda nasıl böyle görünebilirim? Yani eğer sihirlenmediysek nasıl böyle bir aldanmaya maruz kalabiliriz? Periliçem, şimdi size annemi hatırlatacağım. Lütfen gözlerinizi kapatın. Demek bize bir oyun oynamış. Ah Dudu, öyle bir açığını yakaladım ki seni. Dudu'yu hatırlıyorum. Resminde gördüğümüz ve hep böyleydi dediğimiz Dudu'nun gençliği. Yetiş Peri. Sana olan inancım sonsuz ama... Beni öyle inandırdı ki tereddütte kaldım. Peki sen bu bilgiyi nereden aldın? Kızımdan. Daha doğmamış olan kızımdan. Ben söyledim. Çünkü sizin göremediklerinizi görebiliyorum. İyi ki doğacaksın güzel kız. Ve doğduğunda kim bilir bizim için nelere ışık tutacaksın. Her şeyi ben de öğrendim. Buna ne diyorsunuz? Sen nasıl öğrendin? Şatoma niye izinsiz girdin? Hani bana o kadar laf sokuyorsunuz ya, Dudu'yu solladım diye. Şimdi görün bakalım kim kimden kötüymüş. Şu aynanızı bir sihirler misiniz? Görelim bakalım bunu niye yapmış. Sonsuza kadar genç görünmeye karar verdim. Hayatımdaki herkes, kocam dahil, Periliçe dahil bundan böyle beni sanki hep ben bu benmişim gibi kabul etsin. Hatta sesim bile gençleşsin. Perihan! İşte oldu. Gençleştiğimi sadece Perihan görebilsin. Görebilsin ki beni Periliçe'ye şikayet etmek için dönmek zorunda kalsın. Geri gelsin ki başıma dert olan bu pakizeyi benim başımdan alsın. Hay! Thank you.